Geçmiş olsun Halide Hanım. Kan tahlil sonuçlarınızı aldık. Gebesiniz. Halide Hanım. Nasıl oldunuz? İyiyim Gülizar. Ay, ne dedi doktor? Bir şey yokmuş. Tansiyonum düşmüş sadece. Ay çok şükür. O kadar korktum ki. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Hadi gidelim artık. Benimle konuşmak istediğin mesele ne Halide? Sesin telefonda çok endişeliydi. Böyle susup oturacak mıyız? Bir şey söylemeyecek misin? Bunun için gelmedik herhalde buraya, değil mi? Ekrem, konuşmamız gereken mühim bir mesele var. Bu konu seni de alakadar ediyor. Öyle mi? Pekala. Neymiş bu önemli mesele? Söyle bakalım. Ekrem ben... Ben hamileyim. Bir şey söylemeyecek misin? Ben sadece çok şaşırdım. Kadar. Evet, ben de çok şaşırdım. Bir daha asla çocuğumun olmayacağını sanıyordum ama... Bilemiyorum. Ne yapacağız şimdi? Eğer bu konu duyulursa ben mahvolurum. Bir kez olsun başkalarının ne düşündüğüne boş veremez misin? Mutlu olmayı deneyemez misin? Neden kendini sadece yalnızlığa layık görüyorsun? Neden mutlu olabileceğine inanmıyorsun? Ne demek istiyorsun? Halide, hırs insanı mahveder. Ben senin mahvolduğunu görmek istemiyorum. Sen mutlu olmaya layıksın. Ama sen bunun farkında değilsin. Kemal'den boşan. Benimle evlen. Adana'dan gidelim. Başka bir şehirde başka bir hayata başlayalım senin. Sen, ben ve çocuğumuz. Hep beraber. Bugün artık bana cevap vermek zorundasın. Teklifimi kabul ediyor musun? Evet Ekrem. Ne diyorum? Harika. Harika. Peki. Öyleyse mutluluğumuza içelim. Evet Gülizar, gel. Hemen eşyalarımı toparla. Ha, seyahate mi çıkıyordunuz? Evet, İstanbul'a gidiyorum. Aa, ne güzel.
Hava değişimi iyi gelir şimdi size. Ne demişler? Tedbili nikahında ferahlık vardı değil mi amma? Çok kalacak mısınız? Bilmiyorum Gülizar. Belki de hiç dönmeyeceğim. Anlamadım. Temelli mi gidiyorsunuz? Öyle de denebilir. Dolayısıyla sen de artık burada kalamazsın. Ben ne yaparım? Nereye giderim? Orasını da ben mi düşüneceğim Gülizar? Kocaman kadınsın. Bulursun bir çaresini. Saat 2'de Ekrem beni almaya gelecek. Benim de çarşıda ufak bir işim var. Döndüğümde bavullar hazır olsun. Kaçırdık treni. Allah Allah. Hiç böyle yapmazdı ya. Başına bir şey mi geldi acaba? Yine bir yerde bayılıp kalmasın sakın. Hah. İşte geldiler. Halide, neredesin? Merak ettim seni. Merak edilecek bir şey yok. Gayet iyiyim. Ama treni kaçırdık. Affedersin Ekrem. Sana haber verecek zaman bulamadım. Neyse, pekala. Öyle olsun. Yarın da bir tren var. Onunla gideriz. Yarın da gidemem. Halide Hanım. Siz gitmekten vaz mı caydınız yoksa? Vazgeçmedi. Öyle değil mi Halide? Ekrem. Çiftliği satın aldım. Evet. Dinç Aslan çiftliği artık bana. İşte bu yüzden gidemem. Bana sormadan nasıl böyle bir şey yaparsın? Biz seninle bir karar vermiştik. Öyle değil mi? Buradan gidecektik. Ekrem, bu fırsatı çok uzun zamandır bekliyorum. Abim öldüğünden beri bunun hayaliyle yaşıyorum ben. Lütfen keyfimi kaçırma. Keyfini kaçırmak mı? Halide. Sen artık tek başına değilsin. Benim çocuğumu taşıyorsun karnında. O yüzden tek başına karar veremezsin. Bunu aklına iyice sok. Gülizar, gir içeri. Şimdi toplarım ben Halide Hanım. Gir dedim. Duydu işte. Ne yapacağız şimdi? Ekrem Bey'den. Ortalık fena karışacak. Çiftliği almak istemeni anlıyorum. Ama sen de biliyorsun ki bizim burada yaşamamız mümkün değil artık. Haklısın. Gideceğiz zaten. Ama önce Serap'ın o çiftlikten defolup gitmesini görmek istiyorum. Lütfen beni bundan mahrum bırakma. O gittikten sonra biz de çiftliğe yerleşelim. Ondan sonra ne vakit istersen gideriz, ha? Pekala. Öyle olsun. Ben bu hafta Ankara'ya gidiyorum. Teşkilata bir rapor hazırlayıp vermem lazım. Aynı zamanda yurt dışına tayinimi rica edeceğim. Döndüğüm zaman da artık buradan gideriz.
Halide sana bir şey sormak istiyorum. Dilekçeyi verdin mi? Kemal'den boşanman için gerekli olan dilekçeyi verdin mi diye soruyorum. Evet, tabii ki verdim. Şehre onun için inmiştim zaten. Hı. Güzel. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.